Herkese selamlar dostlar. 28 Kasım 2021 pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Pazar gününde çok güzel mücadeleler var. Genelde büyük takımların mücadelesini seçtim. Güzel derbi maçları, büyük maçlar var. Fakat ondan önce ekranda küçük bir rapordan bahsetmek istiyorum. Zaten video başlığından da biraz anlaşılıyordur. Çuvalla maç bildik ama gittik Beşiktaş maçını kombinemize yazdık. Şu anlık cumartesi gününde oynanan maçları yazdım. Beşiktaş maçının da devresi bitti. Devre oynandı. Devrede 1-0 mağlup oldu. Kırmızı kart gördü. Penaltı kullandı Giresun. Öyle bir şansımız var. Melbourne maçında KG varanı yakaladık. Schalke'nin 1-1.5 üstünü yakaladık. Rize'nin KG'si gelmedi bir. Empoli'nin KG'si geldi. Sampdoria'nın KG'si geldi. Wolfsburg'un KG'si geldi. Palace'ın KG'si geldi. Liverpool 1-4.5 altını 4-0 bitti. O geldi. Gittik kombinedeki ilk mücadelemiz başladı. Beşiktaş kırmızı gördü. Giresun penaltı kullandı. Royzer topa smaç bastı. Yani olmayacak şeyler başımıza geldi. Ben burada farklı bir galibiyet bekliyordum Beşiktaş'ın. Fakat şanssızlık, bu başka bir şey yok yani. Çuvalla maç biliyoruz. Gidiyoruz kombineye koyuyoruz. Ondan dolayı pazar günü bir kombine önerisi yapmadım arkadaşlar. Kendi kombinenizi oluşturun. 8 tane bile mücadelem var. Hepsi güzel orandan. İkili falan oluşturursanız kazanma şansınız artabilir. Ekrana gelip tekrardan göstereyim. Toplamda 8 tane mücadelemiz bu şekilde. Hatta şundan da bahsedeyim isterseniz. Katıl Telegram grubundan da bahsedeyim. Bugün nasıl başladık? Canlı olarak önce şöyle Antalya'yı ev sahibi 1.5 üstünü aldık biz zaten canlıdan. 1.47 gibi oranı vardı. Hatta ben buradan 1.50'den yazmışım. Antalya gol atmış, iptal olmuş. Sonradan Antalya attı. Zaten 3-0 gibi yendi. Buradan 1.50 gibi orandan almışız. Ondan sonra Schalke'nin maçsunu birini almışız. Riskli olaraktan da ev sahibi 1.5 üstünü aldık. Çünkü maçın ilk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarısı 5-2 bitti. Schalke boş kaleye kaçırdı şekilde oldu falan derken Schalke maçından güzel kazandık. Arsenal mücadelesi vardı. Hemen onu da göstereyim. Bu Schalke mücadelesinin canlısı. Arsenal mücadelesi vardı. Arsenal'den maç sonu 1.5 üstü şeklinde verdim. 1.65 oranı vardı geldi. Riskten deplasmanın bir golünde 2 oranı vardı. Çünkü Newcastle'a geldiğinde geliyordu. Fakat idealden biz burada kazandık. Canlı olaraktan da şöyle göstereyim. Beşiktaş mücadelesini verdim. Dedim ki ilk yarıdan gol gelecekse Beşiktaş atar dedim. Çünkü maçı izleyenler varsa baskılı başladı. İlk yarı 1-1.90 gibi orandan önerdim. İlk yarı 2 oldu. Beşiktaş maçı dediğim gibi şanssızlıkla bitti diyerekten de geçeyim isterseniz. Bu bizim katıl Telegram grubumuzu. Katılmak isteyenler zaten ne yapacağını biliyor. İlk mücadelemiz Karagümrük'le Trabzonspor mücadelesi. Trabzon oran 1.85 gibi oran açılmış. Normal. Çünkü Trabzonspor takımı burada sert bir takımla oynuyor. Karagümrük kendi evinde ciddi anlamda sert takımların başında geliyor. Trabzonspor'un deplasman maçlarına baktığımız zaman böyle sert takım kimle oynadı diye deplasmanına baktığımız zaman da Beşiktaş deplasmanı zordu. Aha da bir Karagümrük deplasmanı zor. Ben buradan Karagümrük takımından gol bekliyorum açıkçası. Karagümrük'ün bir golünü oran açmamışlar burada. Ev sahibi 1.5 üstü açmışlar. Trabzon karşılık verir mi? Bilmiyorum fakat ben burada Karagümrük'ün gol atmasını bekliyorum. Trabzon'da eksik isimler var. Bu eksik isimler yavaştan kadroya dönüyor. Mesela Hamşik yoktu bu mücadelede kadroda olacak. Gervin Yunus sakatlığı var. Bakisetas'ın sakatlığı var mesela. Fakat Trabzonspor da burada gol bulabilir diye düşünüyorum. Her iki takımın atacağı gollerle 1.47 gibi orandan KG varanı idealden değerlendirebilirsiniz. Onun dışında gerçekten bu maç sürpriz olabilir. Nasıl sürpriz olabilir? 2-2 gibi bir beraberlik çıkarsa şaşırmayın. Ben buradan yüksek orandan bir 0, ilk maç sonu 0'ı da 3.15 gibi orandan önermek istiyorum. İsteyenler değerlendirebilir. Fakat ideal tercihimiz burada her iki takımın atacağı goldür. Leicester City ile Watford mücadelesi. Leicester arkadaşlar kötü bir gidişatı var ligde ciddi anlamda. Bu kötü gidişatına son vermek istiyor. Son mücadelesinde Chelsea'ye 3-0 gibi net bir şekilde mağlup oldular. Watford takımı da son haftalarda bir çıkıştı açıkçası. İleride baktığımız zaman da Joshua King olsun, Sokko olsun. Bunlar son maçta zaten United'i yendi. O maçtan KG'sini almıştık. Onu geçtim. Sürprizle çıkabileceğini zaten sizlere söylemiştik. Burada Leicester City Watford'a karşı oynayacak. Leicester City Watford'a karşı oynayacak kendi evinde. Ben Watford takımının da gol atmasını bekliyorum. Leicester City bir çıkışta yakalayacak. Hatta bu maçta galip de gelebilir, onu da belirteyim. Hatta önümdeki ekranda 2-1'lik bir skorla Leicester City'nin galibiyeti gözüküyor. Deplasmanda da sakatlıklar da var. İsmail Esar mesela sakat olarak gözüküyor. Son maçta iyiydi. Fakat bir sakatlık yaşamış sanırım. Onun dışında ben burada bir KG var olaraktan da değerlendirdim. Yine İngiltere çok gollü geçiyor. Bereketli geçiyor. Biz bu gollü bereketinden faydalanalım şekilde
burada KG var olarak değerlendirdim. Değerlendireceklere burada KG var olarak öneririm. Hem Leicester'ın hem de Watford'un golünü değerlendirmek benim için ideal bir tercih olacaktır arkadaşlar. Geçelim diğer mücadelemize. Manchester City ile West Ham mücadelesi. Bu maçta güzel maçlardan bir tanesi. Ben City tarafındayım. Her zaman belirtiyorum. Sistem takımı büyüktür al şekilde. Ben hep söylüyorum. Manchester City o sistem takımlarının başında geliyor. Fakat Premier Lig'in bir diğer sistem takımı West Ham takımı. West Ham takımı ciddi anlamda çok iyi gidiyor. Ben burada gol atar mı West Ham bilmiyorum ama City takımının kazanmasını bekleyeceğim. City güzel bir gidişatı var. Burada ben yine kazanmasını bekleyeceğim. City takımını oturup size anlatmayayım. Şampiyonlar Ligi'nde zaten Paris'e 2-1 döndü. Galip geldi. Güzel bir mücadeleydi. Kazandık biz de. Kazananları tekrardan tebrik edelim. Ben burada City tarafındayım. Aynı şekilde bugün Liverpool'a nasıl değerlendirdiysek oranını arttırmak adına maç sonu 1 ve 4.5 altını sizlere önereceğim. Onun da oranı 1.46 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyenler bu şekilde bir değerlendirme yapabilir. Manchester City'nin kazanmasını fakat mücadelenin 4-1 en azından 4-1 dedim. Skor oynayın 4-1 ama bizim bahsimiz yatar. 3-1 maksimum skor tercihi bence 3-1'dir burada maksimum çıkabileceği. O yüzden 4.5 altında bir idealden değerlendirebilirsiniz. Bol şanslar. Bir diğer mücadelemiz Milan'la Sassuolo mücadelesi. Milan'ın gerçekten son haftalarda çok gollü maçlar imza attığını görmek mümkün. Sassuolo takımında son haftalarda biraz daha kötü gidişatı var. Hatta son 3 maçına baktığımız zaman da gollü maçlara imza atıyor. Gol bulmakta çok fazla sıkıntı çekmiyor ki zaten Sassuolo takımı en son Torino mücadelesine karşı gol atamamış. O da 9. ayın 17'sinde. Diğer her maçta gol atmış. Milan takımı kendi evinde daha iyi oynuyor. Ben burada Milan'ın galip gelmesini beklesem de kalesinde gol de görmesini bekliyorum. Ben şöyle bir tercih aldım. Ben bu mücadeleye 2.5 üst aldım. Şöyle KG'nin oranı 1.48 de 2.5. Ya KG daha mantıklı aslında oran anlamında. 2.5 üst değer mi? Değer. Biz burada 2.5 üst alalım. Olur da Milan 3-0 falan yenebilir. Yüksek orandan da bir tercih yapmak istiyorum bu mücadelede. Dediğim gibi karşılıklı gollere sahne olacak bir maçlardan bir tanesi. Sassuolo mücadelesi. Çünkü Sassuolo takımı biraz Milan'a ters gelen takımlardan. Bir tanesi Berardi'si olsun, Sakamankası olsun, Raspadori'si olsun hücum hattında iyi işler çıkartıyor Sassuolo takımı. Son haftalarda da galip gelemiyor bir türlü. Olur da burada Milan'a patlarsa neden olmasın. 2.5 üstünü değerlendirebilirsiniz. Biraz daha oran yüksek diyenler KG varı da alabilir açıkçası. Yani gollü bir mücadele bekliyorum. Şöyle söyleyeyim yüksek orandan da. Diyeceğim yüksek oranını açmamışlar. Pas geçiyorum. Yani 2'nin üzerinde oran açmamışlar. Devam edelim. Frankfurt'la Union Berlin mücadelesi. Frankfurt takımının son haftalarda sürekli kornerini değerlendiriyorum. Biliyorsunuz Avrupa'da da ilk yarı en çok korner Frankfurt kullanır dedim. 1-1 olunca mücadele zaten bir anda kornerde gelirken Frankfurt takımı 5-2 korner kullandı. Frankfurt takımı olur da Union Berlin de burada korner kullanabilecek takımlardan bir tanesi olduğu için korner alıyorum. Yani çift taraflı kornerler gelebilir bu mücadelede. 8.5'u da açmışlar. Bu Frankfurt'ta hep 8.5'u açıyor. Oranı da güzel oluyor. 1.47 gibi oran açmışlar yine. Tek korner mücadelem burada. Frankfurt mücadelesi. Union Berlin'in de bak Frankfurt'u zaten Union Berlin öne geçerse izleyin korner nasıl akıyor. Özellikle Frankfurt tarafından. Frankfurt öne geçerse Union Berlin'de biraz katkılar ile birlikte yine korner bekleyeceğiz. Burada ben korner mücadelesi olarak belirlemişim. 8.5 üst korneri 1.47 gibi orandan öneririm. Çok yüksek isteyenler varsa alın 10.5 üstünü de 2.11 gibi orandan da deneyebilirsiniz. Yeni Malatya Galatasaray mücadelesi. Açıkçası zor bir mücadele olacağını düşünüyorum. Galatasaray Marsilya'yı çok çok iyi yendi. Yani muazzam bir mücadele oynadı Marsilya'ya karşı. 4-2'lik skorla galip geldi. Burada Galatasaray takımı nasıl futbol sergiler? Akıllarda o soru var açıkçası. Ne olur ne biter diye baktığımız zaman da ben bu mücadelenin Galatasaray takımı kazansa bile çok fazla gollü olmasını beklemiyorum. Yüksek oran önereceğim. Kombinemi almadım. Bu maçın canlısını yapacağım. Ben 1.84 oranıyla birlikte bu mücadelede toplam golün 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Yeni Malatya'da bu maça mutlaka ekstra bir motivasyonla çıkacaktır. Ekstra motivasyonla denip Sumudikan'ın ekibi 3 haftadır mağlup oluyor zaten. O mağlubiyetleri telafi etmek adına burada Galatasaray'a karşı bir reaksiyon gösterilebilir. Ki sizler de biliyorsunuz Anadolu takımları böyle maçlarda oynarken ciddi anlamda etkili oluyor. Yani farklı bir motivasyonla çıkıyor. Samanal Evi gibi bir tane gol atarsa zaten devamı gelebilir. Burada 2-3 gol bandını 1.84 gibi orandan değerlendirmenizi öneririm. Oran yüksek güzel. İdealden almak isteyen alabilir. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar.
Chelsea ile Manchester United mücadelesi. Bakın, bakın iyi dinleyin. Bu maçı alın. Bu maçı alın. Şimdi neden? Bakın, hep söylüyorum bu konuda iddialıyım bakın. Sistem takımı diyorum. Sistem takımı. Bu kelimeyi aklınıza kazıyın. Bir takım sistem takımıysa oyun olarak o sistemini de ben sizlere ne diyorum? Kaç haftadır diyorum bakın günlerdir diyorum. Chelsea, Manchester City, Liverpool, Bayern Münih. Bu dört tane takımın ekmeğini bu sezon yiyelim. Oynadıkları oyunun, oyun anlayışının üst düzeyinde. Chelsea de onlardan bir tanesi. Chelsea bu mücadeleyi net kazanır. Bitti. Daha da tartışmaya kapalı bu konu. United'ın başında teknik adam zaten yok. Hadi geçtim. Teknik adam kralı olsun. Bu takım sistemini oturtturamadığı sürece bu tip sistem maçlarını yani sistem takımlarına karşı deplasmanda kaybetmeye mahkum. Ya yani bu United olmayabilir. Tottenham olsun. Yanına başka kimi West Ham olsun. West Ham da gerçi biraz sistem takımı olarak görüyorum. Fakat yani kaybeder burada United bence. Çok emin de olmak emin konuşmak istemiyorum. Sonra yazıyorlar bana burada. Hani Chelsea kazanırdı. Sonra Chelsea gol yiyor. Chelsea gol yedi başkan. Şekilde yazıyorlar. Ama Chelsea bu mücadeleyi kazanır. 1.40'dan yapıştırırım ben buradan. Yüksekten ne deneyebilir? 1 ve 1.5 üst deneyebilir. Onun oranı 1.58 zaten. Şöyle göstereyim 1.58. Daha da yüksek istiyorsanız Chelsea bu mücadeleyi 3-0 gibi skorla kazanır diyorum. Handikapını bir önereyim 2.20'den. Bir de sizlere günün kral tahmini olsun bu. Zirve gelirse yani videonun açıklamasına koyarım bunu. 3.90 gibi orandan Chelsea'nin 3 farklı galibiyetini. Burada da skor olaraktan da beklediğim skor 3-0'lık bir skor. Onu da nerede şöyle skoru yakalayabilirsek. 9.50'de bunun oranı var. Almak isteyenlere. Ama idealden ben Chelsea'nin bu mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Bitti. Napoli Lazio. Napoli alır. Bitti. Çünkü Lazio takımı deplasmanlarda çok iyi oynamıyor. Napoli'de bazı sakat isimler var. Bu sakat isimler can sıkıyor açıkçası. Osimhen'in sakatlığı gerçekten büyük eksiklik. Politano da muhtemelen oynayamayacak. Insigne de şüpheli. Ya bu eksikler can sıkıyor. Bu eksikler olduğu için Napoli takımı haliyle biraz sıkıntı yaşıyor. Fakat dediğim gibi Napoli takımı burada bence galip gelecek arkadaşlar. Galip direkt taraf olarak alıyorum. Yüksek 2 oranı olsa da alacaktım. 1.25 oranı olsa da alacaktım. Yüksekten bir saniye bakayım skor ne yazmış benim site. Benim site 0-0 skor yazmış bu mücadeleye. Garip. Ama ben Napoli'nin kazanmasını bekliyorum. Napoli bu tür maçları kendi evinde iyi oynayan bir takım. Hatta Lazio zaten deplasmanda kötü oynayan takım. Bu tür maçları puan durumundan göstereyim sizlere bakın. Deplasmanda oynadı 6 maçta 7 atmış 13 tane gol yemiş. Kendi evinde iyi oynayan bir Napoli var. Evinde en çok puanı da bu arada Lazio almış avarajla birlikte. Napoli o kendi evinde 6 maçta sadece 2 tane gol yemiş. Yani bu mücadeleyi kazanır beyler. Oyun yapısı olarak çok sevdiğim bir takım. Son maçlarda da kötü gidiyor. Artık bir dur der. 1.63'ten Napoli galibiyeti denenir. Deneyeceklere bol şanslar. Beyler bayanlar bir kombin önerisi yapmadım. Dediğim gibi çuvalla maç biliyoruz. Fakat aldığım kombine yatıyor. Cenabetler geliyor oynuyor. Sonra kombinemiz başarısız oluyor. Olan burada bize oluyor. Bol şanslar. Anlattığım 8 mücadele bu şekilde. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.